Adana damak lezzetleriyle dünya mutfaklarında adından söz ettiren bir kent. Adana'ya gelinir de kebap yenmez mi? Çiğ köfte yenmez mi? İçli köfte yenmez mi? Hepsi yenir. Onbaşılar restoranda bu hafta iyi bir Adana kebap nasıl yapılır öğrendi. Meltem Dikici acılı bir programla yayına devam ederken lezzet molasında bakalım bizler için neler hazırlandı. Onbaşılar kebap, Adana kebaba getirdim şimdi sizlere. İyi bir Adana nasıl yapılır? Bunu işleyeceğiz, bunu göreceğiz. Bakalım Adana'da lezzetler Adana olarak nasıl bize sunuluyor? Bunları göreceğiz. Evet, şöyle ilerleyelim. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben onbaşıların ustası Levent. Evet, siz? Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Ben onbaşıların ustası Vahir. Adana kebabında et çok önemli. Etin özelliği ne? Bundan evet, bahsedeceğiz. Etimiz kendi ot yiyen, çimen yiyen ve Toros dağlarında yetişen 1,5-2 yaşlarındaki karkas koyun etidir. Şimdi nasıl yapılıyor? Evet, öncelikle bu etin hazırlanışı bizim için evet, önemli. Ustam nasıl yapacağız onu bir gösterelim mi şöyle? Tabii. Bu öncelikle zırh denen aletle bizim Adana kebabının en güzel, en önemli özelliği el kıyması olmasıdır. Hı-hı. Ve zırh denen şeyle tuz, toz biber ve kök biber, hı-hı, karıştırılır. Ve ustamızın yaptığı gibi bu şekilde sakin sakin çekilir. Evet. Şu an buna biz toz biber. Toz biber ekliyoruz. Evet, acı toz biber. Evet, acı toz yani biber. Adana kebabı acılı olması lazım. Acılı olacak. Evet, acılı olacak. Yakıyorsunuz sonra ama bizi. Özelliği o. Özelliği o. Evet, etimiz hazır. Yanımıza su alıyoruz. Evet, bence en büyük detay da bu. Evet. El yapışmasın diye şöyle parmağın ucunuzu batırarak yapışmasın diye kağıdı öyle saplıyorum. Hadi şimdi pişirme zamanı. Buyurun efendim, pişirme zamanına geçiyoruz. Bizler biraz mola vereceğiz. Evet, Adana turumuzda biraz böyle yorulduk. Tabii bir Adana yiyeceğiz ama bunun bir de sunumu var. İnsanoğlu haddin bilir, kem söz söylemez iken. Adana'nın damak lezzetleriyleyiz. Evet, Adana'yı yaptık ama yanında tabii buranın kendine has neyi var? Çiğ köftesi var, içli köftesi var. Nasıl yapıyoruz? Çiğ köftenin özelliği ne? Çiğ köftenin et yasak olduğu için bunu özel baharatlarıyla, özel işlemleriyle ve emekle, böyle yumuşak düşürmek için emek veriyoruz. Gelelim içli köfteye. Bu da Adana'mıza özgü. Ama şimdi içli köfteyi ben yöreleri geziyorum. Kimi haşlıyor, kimi kızartıyor. Biz nasıl yapacağız? Bizim Adana köftemizin en önemli özelliği haşlanmış olmasıdır. Hı. Dışının etli, içinin de etli olmasıdır. Kurban edilmemişken bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna kapıl ver, kulu al, kurbanı hiç soran yok. Bizler diyoruz ki sizlere Adana'ya geldiğinizde mutlaka bu güzel restoranları gezin. Buranın lezzetlerinden, damak lezzetlerinden mutlaka faydalanın diyoruz. Bizden söylemesi efendim daha fazla söze gerek yok. En sonunda ne diyelim? Onbaşıya bekleyelim mi? Onbaşılara. Evet. Evet, Onbaşılar Restoranı'nda sizlere tavsiyemiz olsun. Buraya da bekliyoruz efendim.